çeşitli kütleli cisimleri serbest düşmeye bırakıp ne kadar sürede yere düştüklerini incelemiş ve şu sonuca varmıştır. Cisimlerin yere düşme süreleri kendi kütlelerinden ya da ağırlıklarından bağımsızdır. Halbuki ondan önce 1500'lü yıllarda Aristo'nun söylediği şey şuydu. Cisimlerin kütleleri büyüdükçe daha hızlı yere düşüyorlar. Şimdi siz de çıkıp da eğer şimdi iki cisim yere bırakırsanız, birisi kısmen büyük olsun, birisi küçük olsun. Mesela bir tüy, kuş tüyü düşünün, bir de çekiç düşünün. İkisini aynı anda yere bırakırsanız hangisi daha kısa sürede yere düşer? Çekiç daha kısa sürede yere düşer, değil mi? Dolayısıyla bu gözlemi yaptıktan sonra siz hemen dersiniz ki, Aristo'nun düşündüğü gibi dersiniz ki, cisimlerin yere düşme süreleri kütlelerine bağlıdır dersiniz. Büyük kütleler ya da ağırlığı büyüdükçe daha hızlı yere düşer dersiniz. Halbuki bu kuş tüyünün yere düşmesinin küçük olması, daha uzun süre yere düşmesi sebebi havanın direnç kuvvetinden dolayıdır. Direnç etkisi dikkate alındığı zaman böyle oluyor. Fakat eğer bu deneyi aynısını vakum ortamında gerçekleştirirseniz mesela, yani bütün havası boşaltılmış bir ortamda bir çekiçle bir kuş tüyünü bırakırsanız aynı anda yere düştüğünü ve ikisinin de aynı anda yere düştüğünü görmekteyiz. Daha sonra arkadaşlar, tabii fizik bilimi tarihsel olarak işte ilk defa bilimsel metotla problemlere yaklaşan Galileo ile başlar. Daha sonra Galileo'nun buldukları üzerine bina ederek hareket yasalarını formüllerle ifade eden 1800'lü yıllarda Newton olmuştur. Fizik yasaları arkadaşlar, bu yüzyıla kadar tabii Newton yasaları bütün hareketleri çevremizde gördüğümüz küçük bir taşın fırlatılmasından düşün de gezegenlerin hareketine kadar her şeyi hemen hemen çok hassas bir şekilde açıklayabiliyor. Ve fiziksel bir teori ortaya atıldığı zaman bu genelde bir sınırlıdır. Bunun açıkladığı alan sınırlıdır. Belli bir sınırı vardır. Mesela Newton yasaları çok hassas, güzel ölçümler verir, sonuçlar verir deneysel gözlemlerle. Ama bir limiti vardır. Nedir o limit? Cisimler çok küçük olmayacak. Yani atom altı parçacıklar kadar küçük olmayacak. Bir de ışık hızıyla kıyaslandığı zaman çok 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 küçük hızlara sahip olursa eğer Newton yasaları bu yönüyle güzel deneysel gözlemlerle uygun sonuçlar veriyor. Ama eğer siz büyük hızlara doğru çıkarsanız eğer, bu sefer Newton yasalarının, hareket yasalarının doğru sonuçlar vermediğini görürsünüz. Bu sefer Newton yasaları yerini özel görelilik teorisine bırakır. Özel görelilik teorisi bu anlamda klasik fizik yasaları dediğimiz Newton yasalarının daha geniş kapsamıdır. Hızlar küçüldükçe özel görelliğin denklemleri Newton denklemlerine dönüşür. Fakat aynı zamanda ışık hızıyla kıyaslandığı zaman, büyük hızlara çıkıldığı zaman da aynı sonuçları yine verebilir. Bu yönüyle bakın, her bir teori belli bir sınır içerisinde, belli bir limit içerisinde doğru sonuçlar verir. O limitin dışına çıktığınız zaman farklı bir teoriye ihtiyaç duyarsınız. Biz peki bu derste neyi inceleyeceğiz? Fizik bir dersinde bizim inceleyeceğimiz cisimler makroskopik ölçekte cisimler olacaktır. Yani gözle görebildiğimiz, dokunabildiğimiz cisimler. Yani küçük bir taşın hareketi veya gezegenlerin hareketi, güneşin, dünyanın, ayın hareketi gibi makroskopik ölçekte hareketler olacak ve relativistik etkileri dikkate almayacağız. Yani inceleyeceğimiz hızlar da ışık hızıyla kıyaslandığı zaman çok küçük hızlar olmuş olacak. Mesela bizim günlük hayatta karşılaştığımız en büyük hız nedir? Bir saniyede yaklaşık 600-700 metre civarındaki bir hız düşünün. O da bir merminin hızıdır. Bir silahın namlusuna çıktığı zaman 600-700 metre bir saniyelik bir hızla çıkar ki gayet hatırı sayılır bir hızdır. Fakat ışık hızıyla karşılaştırıldığı zaman çok 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 küçük bir hızdır. Dolayısıyla merminin hareketini açıklarken Newton yasalarını kullanmak yeterli olacak. Bizim bu ders içerisinde sınırlarımız böyle olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi biz ölçüm yapıyoruz fizikte. En önemli şey ölçümdür. Dolayısıyla fizikte 3 tane temel büyüklük vardır. Bu 3 tane büyüklük belli bir standarda göre ölçülmüştür. Bir standart konmuştur bu büyüklükler için.
Ve diğer bütün nicelikler, bu ders konusu içerisinde göreceğimiz diğer bütün nicelikler bu üç temel nicelik cinsinden ifade edilecektir. Ben şimdi sizlere onu tablo halinde yazacağım ve onların nasıl tanımlandığını yazacağım. Siz de not alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle yazalım. Üç temel büyüklükten bahsediyoruz şimdi. Evet, bunlar ne arkadaşlar? Birincisi kütle, ikincisi uzunluk ve üçüncüsü zaman. Tamam. Bu üç tane temel büyüklük, her birisi bir standart olarak tanımlanmıştır. Ve diğer bütün büyüklükler bu üçünün değişik kombinasyonları cinsinden ifade edilirler. Önce kütleye bakalım arkadaşlar. Kütle 1 kilogram nedir? Şimdi kütlenin birimi kilogramdır. As ve üst katları tabii ki kullanabiliriz. Gram, miligram, mikrogram vesaire. Ancak kilogram SI birim sisteminde kullandığımız birimdir. Ben şimdi 1 kilogram derken neyi kastettiğimizi yazacağım. 1 kilogram. 1 kilogram şudur arkadaşlar. Fransa'da bir müzede muhafaza edilen silindir şeklinde platin iridyum alaşımının kütlesidir. Arkadaşlar buna 1 kilogram deniyor. Tamam? O bir silindirdir. Bir vakum ortamında tutulur. Havası boşaltılmış bir yerde ve platin iridyum çok kararlı bir alaşımdır. Yani madde miktarı zamanla değişmez. Neredeyse değişmez. Bir de havası boşaltılmış bir ortamda olduğu için o silindir şeklinde bir alaşımdır. Onun miktarına biz 1 kilogram diyoruz. Diğer bütün 1 kilogramlar hep onunla kıyaslanarak belirlenmek zorundadır. Tamam mı? Mesela küçük kilogramlar mava eskiden kullanılırdı terazilerde o kilogramlar. Onların madde miktarı bu alaşımın madde miktarı kadar olmak zorundadır. Dolayısıyla bu standart bir tanımdır. 1 kilogram dendiği zaman herkesin aklına bu gelir. Herkes aynı şeyi anlar. 1 kilogramın ne kadar olduğunu biz biliriz. Ondan sonraki bütün kilogramlar söylendiği zaman kafamızda bir şeyler hayal ederiz. Mesela 50 kilogramlık bir cisim dediğimiz zaman hemen kafamızda hayal ederiz. Bu silindir alaşımın 50 katı kadar bir kütleden bahsediyoruz deriz. Bunu kaldırabiliriz ya da kaldıramayız. Bir fikir sahibi olmuş oluruz. Tamam mı? Kilogramın standart tanımı bu şekilde kabul edilmiştir. Peki ikincisi uzunluk dedik. Buna 1 kilogram denir. 1 metre nedir arkadaşlar? Ona bakalım. 1 metre. Yine uzunluk birimi olarak çeşitli birimler kullanabiliriz. Metrenin as ve üst katlarını kullanabiliriz tabii ki. Ancak 1 metre şöyle tanımlanır arkadaşlar. Işığın şu lambadan çıkan ışık, tamam? Vakum ortamında bir bölü 299.792.458 saniyede aldığı yoldur. Arkadaşlar bu ışığın hızıdır. Vakum ortamındaki ışık hızı. Yani ışık bir fener çaktığınız zaman eğer boşluk ortamında, hava ortamında biraz değeri düşük olabilir. Ama vakum ortamında ışık bir saniyede şu kadar yol alır. Biz bunu yaklaşık olarak
300 milyon diye yuvarlarız. Ama asıl gerçek ölçülmüş değeri 299 milyon 792.458 metre kadar yol alır. Dolayısıyla bu standart bir değerdir. Evrenin her yerinde aynı değere sahiptir. Dünyanın her tarafında bu ışık hızı aynıdır. Dolayısıyla bu aynı olduğundan dolayı bir metrenin tanımını da ışığın hızı kullanılarak yapılmıştır. Işığın 1 bölü, buna yaklaşık olarak 300 milyon diyelim. Işığın 1 bölü 300 milyon saniyede aldığı yola biz 1 metre diyoruz. Dolayısıyla bunu söylediğiniz zaman bu standart bir tanımdır. Herkes aynı şeyi anlar. Tarihsel olarak baktığınız zaman uzunluk için çeşitli birimler kullanılmıştır. Mesela bizim kendi kültürümüzde mesela karış kullanılmıştır, değil mi? Mesela bana 10 karış kumaş ver dediğimiz zaman bu standart bir tanım değil. Çünkü karış, her insanın karışı farklı farklı büyüklüklerdedir. Ama eğer metre derseniz, 10 metre verdiğiniz zaman kim olursa olsun, hangi insan olursa olsun size vereceği uzunluk miktarı aynı olacaktır. Dolayısıyla burada önemli olan standart bir tanım yapmak, dünyanın, evrenin hatta neresinde olursak olalım aynı standart bir tanım olması burada anahtar kelimedir. Önemli olan budur. Bundan dolayı ışığın bu kadar, 1 bölü bu kadar saniyede aldığı yol, küçük bir saniyedir, yaklaşık olarak şu kadardır işte. Işık 1 bölü 300 milyon saniyede yaklaşık olarak şu kadar yol alır. O da 1 metredir. 1 metre diyoruz. Tamam? Şimdi zamanı da tanımlamamız lazım. Zaman birimi olarak da biz genelde saniye kullanırız. Onun da değişik bir rakamı var. Bir saniye ise 1 saniyede arkadaşlar, 1 saniye şu, bu atomik saat dediğimiz atomların titreşiminin süreleri dikkate alınarak zaman tanımlanır 1 saniye. 1 saniye şöyle tanımlanır. Sezyum 133 atomunun, bunlar çok hassas bir şekilde ölçülüyor arkadaşlar. Yine garip bir rakam, 9 milyar 192 milyon 631 bin 770 defa. Titreşimi için geçen süreye 1 saniye deniyor. Defa titreşmesi için geçen süreye denir. Tamam? Yani sezyum 133 atom 1 saniyede şu kadar defa, yaklaşık işte 9 milyar defa titreşiyor. Bu rakamı duyduğun zaman artık bu standarttır, her yerde aynıdır. Sezyum 133 atomu burada da saniyede bu kadar defa titrer. Evrenin diğer köşesinde de saniyede bu kadar defa titrer. Dolayısıyla bu tanım standart bir tanım olmuş oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Biz şimdi ne yaptık? 3 tane büyüklüğü tanıdık. Bu 3 tane büyüklük kütle, uzunluk ve zaman. Diğer bütün fiziksel büyüklükler, mesela hız, ivme, kinetik enerji, potansiyel enerji, lineer momentum, açısal momentum, kuvvet, tork. Bunların hepsi bu üç nicelik cinsinden ifade edilir. Bunların değişik değişik kombinasyonlar şekli ifade edilir. İşte ikisini çarpar birisine bölersiniz mesela başka bir fiziksel nicelik ortaya çıkar vesaire. Onları zaten dersin akışı içerisinde göreceğiz. Tamam arkadaşlar? Şimdi sizin bahsettiğim kitapta değişik değişik fizik hangi skalarla ilgilenir? Mesela onlardan sadece genel kültür bilgisi olsun diye birkaç tane okuyayım isterseniz size. Mesela biz ne dedik? İşte uzunluğu tanımladık. Fizik çok büyük uzunluklardan, evren skalasındaki uzunluklardan atomik ölçekteki uzunluklara kadar çok geniş bir skalada uzunlukta vuku bulan olaylarla ilgilenir. Mesela İşte dünyadan en uzak bilinen galaksiye olan uzaklık 9 çarpı 10 üzeri 25 metre. O 10 üzeri 25 metre ne demek? 9 yazıyorsunuz, sonra 9'un yanına 25 tane sıfır atıyorsunuz. O 25 tane sıfır sonucu oluşan rakam böyle olmuş. Ta bu uzunluktan mesela bir protonun çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 15 metre, femtometre diyoruz biz buna. Bu kadar küçük bir skala, bu geniş aralıktaki bütün olayları anlamamızı
daha doğrusu anlamak için fizik yasalarını biz kullanıyoruz. Değil mi? Çok büyük bir iddia, çok büyük bir skala. Aynı şekilde mesela diyelim ki görünür evrenin kütleyi tanımladık biz. Görünür evrenin kütlesi yaklaşık olarak 10^-52 kilogram. Çok devasa bir kütle mesela. Ve yine en küçük kütlelerden bildiğimiz elektronun kütlesi 10^-31 kilogram. 10^-52 kilogramdan 10^-31 kilograma kadar çok büyük, geniş bir skaladaki cisimlerin hareket ve davranışlarını anlamaya çalışıyoruz biz. Aynı şekilde eğer zaman miktarı da eğer ölçmeye çalışsak, mesela evrenimizin yaşı saniye çevirirseniz yaklaşık 10^17 saniye kadar yapıyor. Big Bang'den bugüne kadar 13,5 milyar yıl, çevirin saniye, 10^17 saniye gibi bir şey yapıyor. Ve o çok küçük bir zaman, mesela bir ışığın bir protonun çapı kadar bir yolu aldığı süre 10^-24 saniye yapıyor. Yine çok büyük bir skaladaki olayları biz ne yapıyoruz? Anlamaya çalışıyoruz. Fizik bunlarla ilgileniyor. Şimdi arkadaşlar, temel büyüklüklerden bahsettikten sonra ben şu konudan şimdi bahsedeceğim. Boyut analizi diyelim isterseniz başlık olarak. Evet. Boyut analizi. Şuradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir tablo yapayım size. Siz de bu tabloyu yapın. Şurası büyüklük olsun. Bir sütun. Diğer sütunumuz boyut olsun. Diğer sütunda birim olsun. Tamam. Biz 3 tane temel büyüklük biliyoruz şimdi. Birincisi kütle. Arkadaşlar boyut bir fiziksel niceliğin büyüklüğü, bir karakteristik bir özelliği gibi düşünebilirsiniz. Biz bunu bir harfle temsil ediyoruz. Tamam. Boyutlu nicelikler vardır. Bir de boyutu olmayan nicelikler vardır. Bunlar dersin akışı içerisinde daha açık hale gelecektir. Boyut bir cismin özelliği şekline düşünebilirsiniz. Mesela renk ayırt edici bir özelliktir. Değil mi maddeler için? Ama boyut da aynı şekilde bir fiziksel büyüklüğün özelliği şeklinde düşünebiliriz. Biz kütlenin boyutunu bir harfle temsil edeceğiz şimdi. İstediğimiz harfi kullanabiliriz. Ben büyük M harfini kullanıyorum. Tamam? Kütlenin boyutu sorulursa eğer büyük M harfi aklınıza gelecek. Tamam? Kütlenin boyutu her zaman büyük M harfi olacak. Birimi de metre diyelim buna. Yine dediğim gibi metrenin alt ve üst katları da yine kütle diyoruz, kilogram. Kilogram. Kütlenin alt ve üst katlarını işte gramdır, mikrogramdır, tondur. Bunları kullanabiliriz. Kilogramı kullanıyoruz. Tamam. İkinci büyüklüğümüz neydi ikinci büyüklüğümüz? Uzunluk. Uzunluk da yine boyutu olan bir büyüklüktür, bir niceliktir. Boyutunu bir harfle temsil edelim. Büyük L harfiyle temsil edeceğim onu. Birimi de metre olsun. İşte şimdi metre oldu, doğru. Diğer neydi? Zaman. Değil mi? Üçüncü büyüklüğümüz de zaman olsun. Sizce zamanın boyutunu hangi harfe temsil edelim? Büyük T ile gösterelim, değil mi? T ile gösterelim. Birim olarak da saniye olsun. Evet. Bunlar arkadaşlar genelde standart harflerdir. Bu İngilizce'deki mass kelimesinin baş harfi. Bu da uzunluk dediğimiz length kelimesinin baş harfi. Bu da time kelimesinin baş harfi. Bunlar boyutları temsil ettiğimiz harfler olarak kullanıyoruz. Kolay hatırlayalım diye bu şekilde temsil ediyoruz. Tamam? İşte bu üç büyüklük arkadaşlar diğer bütün büyüklükler bu üç büyüklüğün değişik kombinasyonları şeklinde ifade ediliyorlar. Mesela bunlar temel büyüklük. Ama temel olmayan bir büyüklük mesela. Bakalım nedir? Evet, ağırlık da
bir kuvvettir. Doğru diyorsun. Ona da geleceğiz. Daha basitten başlayalım. Mesela alan. Yüzey alanı değil mi? Bir cismin yüzey alanı mesela. Alan. Şimdi alanın iki tane uzunluğun çarpımıyla elde edilir. Hemen bir dikdörtgen düşünün arkadaşlar. Bu dikdörtgenin alanı iki uzunluğun çarpımıdır. A çarpı B'dir. Peki bu büyüklüğün boyutu nedir? L'dir değil mi? Çünkü bu uzunluk. Bunun boyutu nedir? O da uzunluk, o da L. O zaman iki tane L'nin çarpımı. Dolayısıyla alanın boyutu ne olmuş olur? L kare olmuş olur. Birimi de metrekaredir. Burada şunu da öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Boyutlar da tıpkı cebirsel sayılar gibi çarpma bölme kurallarına uyuyorlar. Yani bir L ile L'yi çarparsanız L kare olur. L ile L'ye bölerseniz boyutsuz bir şey çıkar. 1 çıkar mesela. Tamam mı? L ile L kareyi çarparsanız L küp olur mesela. Bu da hacmin birimidir. Hacim diyelim mesela. Hacim. Hacmin boyutu ne olur sizce? L küp olur. Çünkü 3 tane uzunluğun çarpımıyla elde ediliyor hacim. Dikdörtgen prizma düşünün. Dikdörtgen prizmanın hacmi 3 tane uzunluğunun çarpımıdır. L çarpı L çarpı L, L küp. Boyutuna bakıyoruz. L küp. Birimi ne olur sizce? Metre küp olur. Tamam. Şimdi bunlar temel büyüklükler değildir. Bakın ikisi de bunlar temel büyüklüklerden türetilmiş büyüklükler olmuş oluyor. Başka bir nicelik daha yazayım sizin için. Mesela hız. Bu dersin konusu içerisinde zaten göreceğiz ama hız arkadaşlar tanım olarak yol bölü zaman şeklinde tanımlanır. Tamam? Yol bölü zaman. Bir hareketlinin birim zamanda kat ettiği yola hız diyoruz. Hız eşittir yol bölü zaman. Boyut açısından düşünecek olursak böyle yazmakta hiçbir sakınca yok. Şimdi hızın boyutunu sizden istiyorum. Yol nedir arkadaşlar? Yani bir cismin kat ettiği mesafe. Yani uzunluk temel büyüklük cinsinden. Boyutu ne olacak? L olacak değil mi? L. Zamanın boyutu neydi? Büyük T. Dolayısıyla hızın boyutu ne olur? L bölü T olur. Tamam. Bakın hız bir fiziksel niceliktir. Temel büyüklükler cinsinden ifade edilmiş oldu. Birimi ne olur? Metre bölü saniye olur. Uzunluk birimi metre, zaman birimi de saniye olduğundan dolayı metre bölü saniye olur. Tamam? Mesela ivme. İvme de şöyle tanımlanır arkadaşlar. İvme hızdaki değişimdir. Eğer bir cismin hızı değişiyorsa o zaman ivmesi var demektir. Hızı değişmiyorsa ivmesi yok demektir, sıfır demektir. Boyut analizi açısından bakacak olursak ivmeyi hız bölü zaman şeklinde yazmamızda hiçbir sakınca yok. Şimdi ivmenin boyutunu yazalım. Hızın boyutu neydi arkadaşlar? L bölü T değil mi? L bölü T. Bölü zaman T. Dedik ki boyutlar da tıpkı rakamlar gibi çarpma bölme kurallarına uyuyorlar. Dolayısıyla ivmenin boyutu L bölü T bölü T ya da L bölü T kare. L bölü T kare. Birimi ne olur? Metre bölü saniye kare olur. Tamam. İşte diğer bütün nicelikleri arkadaşlar. Kuvvet, enerji hepsini, lineer momentum, açısal momentum, diğer bütün fiziksel nicelikleri hepsini bu temel büyüklükler cinsinden ifade etmemiz mümkündür. Tamam? Mesela bir tane daha yazayım ben size. Şuraya yazalım onu. Yine bu ders içerisinde göreceğiz. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivmedir, değil mi? Newton ikinci yasası F eşittir ma. F kuvvet oluyor, m cismin kütlesi, a da ivmesi oluyor. Şimdi kuvvetin boyutunu yazalım. Kuvvetin boyutu ne olur arkadaşlar? Bu örnek üzerinden size bir notasyon daha da öğretmiş olayım.
Eğer biz bir niceliği şöyle köşeli parantez içerisinde yazıyorsak, o niceliğin boyutunu yazıyoruz demektir. Dolayısıyla kuvvet köşeli parantez içerisinde yazılmışsa, karşı taraf şu büyük harfler cinsinden bir şey olacaktır. Tamam mı? Çünkü boyut alıyoruz. Kütlenin boyutu ne arkadaşlar? Büyük M. Peki ivmenin boyutunu az önce buldum. L bölü T kare. Dolayısıyla kuvvetin boyutu M çarpı L bölü T kare olacak. Bakın kuvvet de yine temel büyüklükler cinsinden ifade edilen bir nicelik olmuş oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu niye yaptık? Bunu niçin yaptık? Ondan biraz bahsedeyim. Bu önemli arkadaşlar. Boyut analizi önemli. Şöyle ki. Buraya kadar sorusu olan var mı? Şimdi arkadaşlar. Fizik dedik ki çevremizdeki olayları anlamaya çalışan bir bilim dalı dedik. Ve bütün bilimler gibi fizik de dil olarak matematiği kullanır. Dolayısıyla matematiksel denklemlerle biz bu yasaları ifade ederiz. Şimdi bir matematiksel denklemin doğru olabilmesi için bir kere dış dünyada, fiziksel dünyada gördüğümüz olayları iyi tasvir etmesi lazım. Yani deneysel gözlemlerle aynı sonuçlar vermesi lazım. Değil mi? Aksi takdirde denklem yanlıştır. Mesela bir fiziksel yasa ifade ediyorsak, o denklemin çıktıları neyse eğer bizim ölçüm yaptığımız zaman elde edilen datalarla aynı olmalı ki denklem doğru olarak kabul edilsin. Fakat bundan daha önce bir denklemin doğru olabilmesi için boyut analizi açısından tutarlı olması lazım. Tamam? Boyut analizi açısından tutarlı olması lazım. Şunu demek istiyoruz. Bir eşitliğin şunu yazın arkadaşlar. Bir eşitliğin her iki tarafının boyutları birbirine eşit olmalıdır. Bu birinci önemli şey. Yani eğer A eşittir B diye bir eşitlik yazdıysak arkadaşlar, eğer A B eşitse A'nın boyutu neyse B'nin boyutu da aynı olmalı. Boyutlar aynı olmalı, tamam mı? A'nın boyutu farklı bir şey, B'nin boyutu farklı bir şey olamaz. Bu bir. İki, sadece aynı boyuta sahip nicelikler, aynı boyuta sahip nicelikler toplanıp çıkarılabilir. Diyelim ki A eşittir B artı C gibi bir denklem yazdık. Tamam, bunlara örnekler vereceğim ben. Diyelim ki A eşittir B artı C gibi bir denklem yazdık. Şimdi arkadaşlar B ve C'yi topladık, A gibi bir nicelik elde ettik. B'nin boyutuyla C'nin boyutu birbirine eşit olmak zorunda. Ancak o zaman toplanabilir. İster toplama ister çıkarma olsun. Dolayısıyla B'nin boyutu neyse C'ninki de aynı olmalı. Ki bu ikisi toplanıp A'ya eşit olsun. A'nın boyutu da aynı şekilde B ve C'nin boyutuna eşittir. Aksi takdirde ikisini toplayamazsınız. Boyutu eşit değilse toplama çıkarma işlemi yapamıyoruz. Tamam arkadaşlar? Peki bu bize ne fayda sağlar arkadaşlar? Elimizde bir denklem varsa, diyelim ki siz bir formül aldınız elinize. Formülü tam hatırlayamadınız. Acaba zamanın karesi miydi, küpü müydü ya da bölü zaman mıydı yoksa t mi, sadece zaman mı vardı gibi bir formülde tam hatırlayamadınız diyelim. Hemen boyut analizi yapacaksınız. Boyut analizi size işte zamanın kuvvetinin ne olması gerektiğini söyler. Tamam mı? Boyut analizi önemli. Bir denklem yazdığınız zaman arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey mutlaka boyut analizi yapıp denklemin boyut analizi açısından tutarlı olup olmadığından emin olun.
Ondan sonra geri kalan işlemleri yapacaksınız. Şimdi size birkaç tane örnek vereceğim. Örnek diyelim arkadaşlar. Birinci örnek. Bir hareketlinin hızı hızının V eşittir A çarpı T ile verildiğini varsayın. Burada V hız, A ivme, T de zaman olsun. Tamam arkadaşlar? Standart. Bizim standart hız için kullandığımız harf V olacak. İvme için kullanacağım harf A olacak. Zaman için de T'yi kullanacağım. Tamam? Küçük harfler. Şimdi soru şu. Bu denklemin boyut analizi açısından doğru olup olmadığını araştırınız. Evet, soru. Yazın. Bu denklemin boyut analizi açısından doğru olup olmadığını araştırınız. Şimdi arkadaşlar, her iki tarafın boyutunu alacağız. Eğer bu denklem doğruysa, sol tarafın boyutu neyse, sağ tarafın boyutu da aynı olmak zorunda, değil mi? Şimdi bu soruyu ben çözeyim. Standart şu metodu takip ederseniz yanılmazsınız. Her iki tarafı köşeli parantez içine alacağız. Eşittir. A, ister A çarpı T yazın, ister A'nın boyutu çarpı T'nin boyutu aynı şeyleri fark ediyoruz. Tamam. Ne yaptım? Köşeli parantez içerisine aldım. Bir sonraki adımda artık köşeli parantez olduğu için çıktısı bunun ne olacaktır? Şu harflerden bir tanesi olacak, büyük harfler değil mi? Çünkü boyut hesaplıyoruz. Peki hız. Hızın boyutu neydi arkadaşlar? Tabloda bakın lütfen. L bölü T. Yazdım. L bölü T. Acaba eşit midir? Bilmiyoruz. A'nın boyutu neydi arkadaşlar? L bölü T kare. Güzel. Zamanın boyutu T. Çarpma bölmede nümerik işlemler nasıl yapılıyorsa boyutlar da aynı şekilde işlem görüyorlar. T'lerden bir tanesi sadeleşir. L bölü T eşittir L bölü T. Her iki tarafın boyutu eşit mi? Eşit. O zaman denklem boyut analizi açısından doğru demektir. Tamam mı? Evet, bir tane daha örnek yazalım. Şöyle bir örnek yazın arkadaşlar. Bir hareketlinin örnek dedik. Bir hareketlinin kat ettiği mesafenin ivme ve zamanla orantılı olduğu söyleniyorsa. Bu mesafe boyut analizi kullanarak ya da boyut analizi yaparak bu mesafe için bir eşitlik türetin. Şimdi bize verilen şu arkadaşlar. Bir hareketlinin kat ettiği mesafe x olsun. X orantılıymış a ile ama a'nın kaçıncı kuvvetiyle orantılı olduğunu bilmiyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla onu a'nın n'inci kuvvetiyle orantılı olsun. Bir de zamanla. O da m'inci kuvvetiyle orantılı olsun. Burada n ve m bilmemiz gereken, bulmamız gereken rakamlar. Bunları bulursak x'in a ve t ile nasıl değiştiğini ya da
AT cinsinde nasıl yazılması gerektiğini bilmiş olacağız. N ve M'i bilmiyoruz. Ama boyut analizi yaparak bulabiliriz arkadaşlar. Ne yaparız? Öncelikle bu oran orantıdan bir eşitlik yapalım. X eşittir bir orantı katsayısı, ona K diyelim biz. Bu bir orantı katsayısı olsun. Çarpı A üzeri N, T üzeri M olsun. Tamam? K bir nümerik değerdir. Boyutsuz bir nicelik olarak düşünüyoruz. Farz ediyoruz. 1, 1 bölü 2, 3 bölü 5, eksi 1 gibi bir rakam olabilir. Tamam mı? Ve baştan öyle kabul ettim. K bir sayıdır sadece. Ve nümerik sayıların boyutları yoktur arkadaşlar. Mesela bir sayısının boyutu yoktur. Boyutsuzdur. Tamam mı? Nümerik değerler boyutsuzdur. Dolayısıyla boyut analizi yapılırken yokmuş gibi kabul edilir. Hiç dikkate alınmaz. Şimdi her iki tarafı köşeli parantez içine alacağım için K'yı ne yapacağım? Hiç yokmuş gibi kabul edeceğim. Tamam? Çünkü bu bir nümerik değer. O halde A'nın boyutunun n'inci kuvveti, T'nin boyutunun m'inci kuvveti. Şimdi bundan sonra köşeli paranteze aldıktan sonra çıktılar ne olacak? Şu harfler olacak. L, M ve T'lerden bir tanesi olacak. X'in boyutu neydi sevgili arkadaşlar? Büyük M, değil mi? Uzunluk çünkü. Hayır. L, büyük L. Eşit olacak. A'nın boyutu neydi arkadaşlar? İvme. L bölü T kare, değil mi? L bölü T kare. N'in n'inci kuvveti. T de zaman olduğu için T'nin n'inci kuvveti. Bunu şöyle düzenleyebiliriz. Şu N kuvvet hem L'nin kuvvetidir hem de T'nin kuvvetidir. T'yi yukarı atarsak T üzeri eksi 2 olarak gider. Dolayısıyla bir sonraki adımda şöyle dizayn edebiliriz. L'nin n'inci kuvveti, T'nin eksi 2 n'inci kuvveti, T'nin m'inci kuvveti. Bunların da tabanları aynı olduğu için üstleri toplayacağız. Yani bir sonraki adımda şöyle olacak. L'nin n'inci kuvveti, T üzeri eksi 2 n artı m olacak. Tamam. Bu da L'nin birinci kuvveti. L. Sol taraf sadece L. Peki, burada T yok değil mi arkadaşlar? Ama ben şöyle yazabilirim. Burada L ve T olduğundan dolayı istersen ben şuraya T'nin sıfırıncı kuvvetini yazabilirim. Hiçbir sakıncası yok. Çünkü bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Eğer bu eşitlik doğruysa, burada T'nin kuvveti neyse burada T'nin kuvveti de aynıdır. Dolayısıyla eksi 2 ne artı M neye eşit olacak? Sıfıra eşit olacak. Eksi 2 N artı M eşittir 0. L'lerin kuvveti de eşit olacak değil mi? N neye eşit olacak? 1'e eşit olacak. N'yi bulduk. Peki N 1 ise M ne olur? 2 olur. Güzel. Bu ikisini aynı anda çözersek M'nin de 2 olması gerektiğini buluruz. Bakın formülü bulmuş olduk arkadaşlar. O zaman x neymiş? X orantılıdır. A n1'di. M de 2 olduğu için a çarpı t kare. Şimdi katsayı ne peki? K katsayısı ne? Bunu boyut analize bulamıyoruz arkadaşlar. K katsayısı ancak başka fiziksel argümanlarla ya da deneysel ölçümlerle bulunması gereken bir sayı. Böyle bir formülümüz var. Burada gerçek formül 1 bölü 2 a çarpı t karedir. Orantı katsayısı 1 bölü 2 oluyor. Ama dediğim gibi 1 bölü 2 rakamının ne olması gerektiğini biz boyut analizi, daha doğrusu k'nın 1 bölü 2 olup olmayacağını biz boyut analiziyle şey yapamıyoruz, bulamıyoruz. Ama formülün genel yapısını boyut analizi kullanarak yapabiliriz. Tamam mı? Bir tane örnek daha çözeyim size. Evet. Şöyle bir örnek yazın. Bir dakika. Hangisiydi?
Şöyle bir denklem yazın arkadaşlar. X eşittir A çarpı T küp artı B çarpı T denkleminin X eşittir A çarpı T küp artı B çarpı T denkleminin bir hareketlinin aldığı yolun ifadesi olduğunu varsayınız. Burada x uzunluk, t ise zaman nicelikleridir. Boyut analizi yaparak A ve B'nin boyutlarının ne olması gerektiğini bulunuz. Şimdi arkadaşlar, yine standart her zaman yaptığımız, eğer bu denklem doğruysa boyut analizi açısından da doğru olması gerekir. Dolayısıyla her iki tarafın köşeli parantez içine alıyoruz. Yani x köşeli parantez eşittir A köşeli parantez T köşeli parantez küp artı B ve T. Artık bundan sonra yazacağımız şeyler boyutlar olacak. Köşeli parantez içine aldık. Köşeli parantez bir matematiksel operatördür. Bir nicelik içine aldığı zaman onun çıktısı boyut olur. Tamam? Üç tane harften bir tanesi olur yani. Evet, x'in boyutunu söyleyin gençler. Büyük L, değil mi? A'nın boyutunu bilmiyoruz. Bulmamız gereken nicelik. Ama zamanın boyutunu biliyoruz. T'dir. T küp olacak. Artı B'nin boyutunu bilmiyorum. Ama zamanın boyutunu biliyorum. T. Şimdi arkadaşlar, eğer bu denklem doğruysa, sol tarafın boyutu L olduğuna göre sağ tarafın boyutu da komple L olmalıdır. 1. 2. Burada iki nicelik toplanabiliyorsa ayrı ayrı hem şu ifadenin boyutu çarpım olarak şu ifadenin boyutu L olmalı. Ayrıca şu ifadenin boyutu da L olmalı ki iki tane L boyutuna sahip nicelik ancak toplanabilir. Sonuç L olur. Tamam? Dolayısıyla eğer bu ikisinin çarpımının boyutu L ise A'nın boyutu ne olur? Söyle. L bölü T küp olması lazım. Değil mi? Doğru. Eğer A'nın boyutu tek başına L bölü T küp olursa şuradan T küple çarpılacak. T küpler sadeleşecek. Sadece L kalacak. Peki B'nin boyutu ne olması lazım? L bölü T olacak. T'ler sadeleşecek, L kalacak. L ile toplanacak, L eşit olacak. Boyut olarak. Tamam? Bu kadar. Son bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Sonra şey yapalım. Bir ara verelim. Şöyle yazın. Newton'un evrensel çekim yasasına göre M1 ve M2 kütleli iki cismin
birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvveti F eşittir G çarpı M1 çarpı M2 bölü aradaki uzaklığın karesi ile verilir. Efendim? Baştan alıyorum. Newton'un evrensel çekim yasasına göre M1 ve M2 kütleli iki cismin M1 ve M2 kütleli iki cismin aralarındaki uzaklık da R olsun. Tamam mı arkadaşlar? Aralarındaki uzaklık R olan M1 ve M2 kütleli iki cismin birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvveti F eşittir. G defa, M1 defa, M2 defa bölü R kare ile verilir. İle verilir. Burada G, şu büyük G, evrensel çekim sabitidir. Burada G, evrensel çekim sabitidir. Boyut analizi kullanır, analizi yaparak G'nin boyutunu ve birimini buluruz. Boyut analizi yaparak G'nin boyutunu ve birimini buluruz. Evet. Arkadaşlar, isterseniz her iki tarafın boyutunu alabilirsiniz. İsterseniz G'yi yalnız bırakabilirsiniz. Bu sefer şöyle yapalım. G'yi yalnız bırakalım. Çünkü boyutunu bulmak istediğimiz nicelik G. Evrensel çekim sabiti. G eşittir. F çarpı R kare bölü M1 çarpı M2, değil mi? Şimdi her iki tarafı köşeli parantez içerisine alıyorum. Yani boyutlarını alıyorum bunları. Eşittir F'nin boyutu çarpı R'nin boyutunun karesi bölü M1'in boyutu M2'nin boyutu eşittir. Şimdi F'nin boyutu kuvvet daha önce bulmuştuk. F'nin boyutu şu yukarıda arkadaşlar. M çarpı L bölü T kare değil mi? Yazalım. M çarpı L bölü T kare. Peki R'nin boyutu nedir arkadaşlar? Kim söyleyecek? Efendim? L, o da L değil mi? Yine uzunluk. L ama karesi olduğu için çarpı L kare. Peki M1'in boyutu nedir? Kütle olduğu için büyük M. M2, o da kütle, o da büyük M. M çarpı M kare. Şimdi sadeleştirme işlemlerini yapalım. M'lerden bir tanesi sadeleşir. Aşağıda M kalır. Şurası L küp olur. L küp bölü T kare M. L küp bölü T kare M. Bakın, bu da G'nin boyutu olmuş oldu. Peki birimi nedir arkadaşlar? Uzunluk birimi metreydi, değil mi? Burası metre küp olacak. Bölü kilogram çarpı saniye kare. Metre küp bölü kilogram saniye kare. Evet. Bu da evrensel çekim sabitinin boyutu olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar, boyut analizi bu kadar bize yeter. Biz denklemlerin doğruluğunu check etmek için boyut analizi yapabiliriz. Yazdığımız denklemin doğru olup olmadığını en azından kontrol etme şansımız olur. Dersi bitireceğim demiştim ama son bir şey daha bahsedip öyle bir ara verelim. Arkadaşlar şimdi bir birimden diğer birime geçiş yapmak isteyebiliriz. Mesela sadece bir örnek verip dersi bitireceğim. Mesela hız birimi olarak biz metre bölü saniye de kullanabiliriz. Ya da kilometre bölü saat de kullanabiliriz. Değil mi? Bir metre bölü saniye hız birimi olarak metre bölü saniye kullandık. Bir metre bölü saniye kaç kilometre bölü saattir mesela? Size sorulabilir. Dolayısıyla birimleri birbirine çevirmek zorunda kalabilirsiniz bazı durumlarda. Sadece bir tane örnek yapayım. Standarttır zaten. Diğer bütün çevirme işlemlerini siz yapabilirsiniz. Tamam. Şunu yapalım.
1 metre bölü saniye kaç kilometre bölü saattir? Örnek olarak yazalım. Birim çevirme. Bir metre bölü saniye eşittir kaç kilometre bölü saattir? Bir diğer birimi nasıl çevireceğiz? Şimdi arkadaşlar, bunun birçok yolu vardır. Ben en kolay yolunu size göstereceğim. Önce bir metre bölü saniye alıyoruz. Şimdi ben bu bir metre bölü saniyeyi arkadaşlar 1 ile çarparsam sonuç değişmez, değil mi? Yine 1 ile çarparsam yine sonuç değişmez. İstediğim kadar 1 ile çarpabilirim. Bir sayıyı 1 ile çarparsanız sonuç değişmez. Hep aynı kendisi olur. Fakat 1 ile çarpmayacağım ama değeri 1 olan başka bir şeyle çarpacağım. Şöyle ki değeri 1 olan ne var? Şurası 1 saniye olsun. Ya da burası 1 saat olsun. Önce paydayı yazayım, daha kolay olur. Şurası 1 saat olsun. Saati H harfiyle göstereyim, küçük H ile. 1 saat. Yukarısına saniye cinsinden değerini yazalım. 1 saat kaç saniyedir? 60 saniye. Böyle yazarsam 60 saniye bölü 1 saatin değeri 1 olduğu için... Hayır, 3600. Özür, 60 dakikadır. Doğru, teşekkür ederim. 1 saat 60 saniye değil, değil mi? 3600 saniyedir. 3600 saniye bölü 1 saat değeri 1'e eşit olduğu için 1 bölü saniye çarptığım zaman değişmemiş olacak. Hiçbir şey yapmadım, tamam mı? Bu eşit değerini değiştirmedim yani. Peki başka yine değeri 1'e eşit olan başka bir şeyle yine çarpayım. Şurası yukarısı kilometre olmasını istiyoruz, değil mi? Burası 1 kilometre. 1 kilometre 1000 metredir. Bunu doğru söyledim, değil mi? Tamam. 1 kilometre 1000 metreye eşittir. Dolayısıyla bu 1 kilometre bölü 1000 metrede o da yine değeri 1'e eşit olan bir şey olduğu için yine bu eşitlikte hiçbir değişiklik yapmadım. Ama birimi değişti. Neler oldu? Saniyeler sadeleşti. Saat kaldı. Metreler sadeleşti. Kilometre kaldı. Artık yeni birimimiz kilometre bölü saat. Ancak bazı katsayılar önünde olmak koşuluyla. 3600 bölü 1000, onu da bölersek 3.6 olmuş olur. Dolayısıyla bu eşittir 3.6 kilometre bölü saat. Tamam? Evet. Saat bölü kilometre yaptık. Aa, kilometre. Bir daha söyle. Şimdi 1 kilometre 1000 metre midir? Evet. Tamam, bunda bir sıkıntı yok, değil mi? Yok. 1 saat 3600 saniye midir? Tamam hocam. Saniyeler gitti, metre gitti, kilometre bölü saat kaldı, bir şey yok. Bir yanlışlık yok. Değil mi? Şimdi onu ters yazdığını düşünsek hocam. 1 metre yukarıda yazsak da 1 kilometre aşağıda yazsak. Fark etmez, aynı şey olur. Ama sadeleşmemiş olur, benim işime yaramaz. Tamam. Ben onu şöyle yapıyorum. Bu metreyi sadeleştireyim ki yukarıda kilometre kalsın. Tam tersi de yazabiliriz tabii ki. Bir sakıncası yok. Ama istediğim birim değişimini gerçekleştiremem. Ondan dolayı bu şekilde yazmakta fayda var. Bunu da ters çevirebilirsiniz tabii ki. Ama bu sefer birim değişmez. Ne olur? İşte yine metre kare bölü bilmem bir şey olur. Tamam arkadaşlar. Evet. Şimdi bu dersimizde böyle temel bazı şeylerden bahsettim. Bir dahaki dersimizde bir boyutlu hareketten devam edeceğiz. Tamam, durdurabilirsiniz.